Hepinize merhabalar. Mutfaktayım. Tabii ki her zaman gibi, şekilada görüldüğü gibi. Kabaklı bir yemek yapacağım. Bunu internet sayfasında bir Facebook'ta gördüm. Emin olamıyorum kimin sayfasında olduğunu. Bir hanımın yemek sayfası vardı. Mesaj attım. Acaba sizin mi yemek sayfanız diye. Maalesef ondan da geri cevap gelmedi. Ben de internette tekrar baktım. Kabak böyle ekşili, bol sarımsaklı, nohut da vardı içinde. Sonra dedim en azından... Yani prensip olarak az çok temeli biliyorum dedim. Kendi kafama göre takılacağım. Öncelikle mercimeği boşaltıyorum. Şimdi ölçü soracaksınız. Bir çay bardağı kadar değil mi? Şu kadar. Evet, bir çay bardağı kadar. Bu şimdi haşlanacak. Evet, mercimekler kaynadı. Şimdi ocağa zeytinyağı döküyorum. Bu kadar yeterlidir. Altını yakıyorum. Soğanlar içine girdi ve pembeleşinceye kadar kavuruyorum. Soğanlar kavrulurken tuz ilavesi yapıyorum ki soğanlar biraz daha hızlı bir şekilde kavrulmaya devam etsin diye. Tuz ilavesi. Karıştırmaya devam. Soğanlar biraz kavruldu, rengini değiştirdi ve biraz daha yumuşadı. Hemen salça. Bir yemek kaşığı biber salçası. Şöyle. Şimdi de kabakları içine ekliyorum. Ve aynı anda da haşladığım mercimekleri, maalesef bende nohut yoktu. Kuru fasulye kattım. Ama kuru fasulye olmadı. Kuru fasulyeyle denemeyin benim gibi. Şimdi ben bunu ekleyeyim. Bir kase. Şimdi de su ilavesinde bulunuyorum. Suyu göz kararı koyacağım. Beraber göreceksiniz zaten ne kadar koyduğumu. Bakacağız şöyle bir. Bakıyorum biraz. Şimdi havalandırma çalışıyor. Kusura bakmayın o yüzden. Bu ve bu ne yapacaklar? Bir de bu sarımsak. Yaklaşık 4-5 tane sarımsak diye yazıyordu yemek sitelerinde. Hatta şimdi en son yemeksitesi.com diye bir sayfada gördüm tarifi. Bakayım dedim hani doğru gidiyor muyum, yanlış mı gidiyorum diye. Hemen sarımsağı. Böyle kullanıyorum ben sarımsağı şu anda. Sarımsağı tabii sığmıyor haliyle. Bayağı büyük çünkü. Şöyle ufak parçalara ayırıp zor ve oldu. Diğer yarısını koyuyorum. Ben sarımsak hastasıyım. Sarımsağın kokusuna bayılıyorum. Çok hoş. Yani buram buram sağlık kokuyor. Bence. Yeter mi diye düşünüyorum ama abartacağım, evet. Bunu da koyacağım.
Evet söyleyeyim. Abartıyorum evet. Koydum. Bu yemeğin en büyük özelliği zaten limon ve sarımsak sosunun olması. Ya da işte bunun da şeyi bu. Ne diyorduk biz buna ya? Neyse. İçine şimdi limon ekliyorum. Şunu güzelce sıkayım ben. Yemek pişti aslında ve en önemli bölüme geldi. Şu limonlu sarımsaklı sosu içine katmaya. Şöyle. Sosu katıyorum. Aman yarabbim, bir güzel koktu şu anda sarımsak. Şimdi arzu ederseniz böyle 2-3 taşım daha kaynatabilirsiniz. Ben de aynen öyle yapacağım. Bayağı bir bulamaç gibi bir şey oldu benim yalnız. Yemeğim servise hazır. Ta 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 tam. Nohut olsaydı çok güzel olacaktı. Ama bence böyle de çok lezzetli bir tadı var. Naneyi ve pul biberi ben servis yaparken tercih ediyorum. İçine koymadım. Bazı tariflerde bunu sos olarak yapmayı öneriyorlardı. Ama ben öyle tercih etmedim. Gördüğünüz gibi nane ve pul biber, üzerine de biraz maydanoz koydum. Umarım beğenirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.